Ayşe teyze kaç yaşındasın? 86. 86 yaşın. Maşallah sana. Şükürler olsun. Doğma büyüme daha Marmaralısın değil mi Ayşe teyze? Babaları Selcengi'den. Babalar Selcengi'den. Babaları Selcengi'den. Ben kendim Dağ Marmara'da oturdum. Selcen'e mi gelin gittin? Hayır. Kocası. Oradan eve, köye geldi. Dağ Marmara'ya mı geldi? Hı. İç güveyliğine. Yörüklermiş de. Yörüklermiş. Çocukluğun burada geçti ama değil mi Ayşe teyze? Neler yaptın çocukluğunda burada? Annem babam vardı. Tabii onlar da ilaçverliydi. Hayvancılık mı yaptılar Ayşe teyze? Geçi mi? Geçi, koyun? Geçi, koyun. Sen de gitmişindir değil mi Ayşe teyze? Dağda vakitim geçti, dağda. Dağda geçti hep vakit. Dağda vakitim geçti. Okula gittin mi hiç Ayşe teyze? Burada yoğurduk o zaman. Okula gitsem ben de Ankara'ya vali olurdum. Vallahi izinle. Gönderselerdi neler olurdum diye. Ha, okul yoğurduk o zaman bizim günümüzde burada. Kaç yaşında evlendin Ayşe teyze? 14. Oo. Çok küçük yaşta değil mi Ayşe teyze? Gitti ömür, bitti. Şükür. Bugüne kadar yaşadığıma şükürler olsun. Hamd olsun Allah'ıma. Hamd sebeber olsun Allah'ım. Bir vesileyle mi evlendiniz? Ha? Eşinle bir vesileyle mi evlendiniz yoksa hani Selcenliliymiş amca? Ha, Selcenlili de onlar anası babası burada çobanla gelmişler. Burada yerleşmişler, burada kalmışlar. Öyle evlendik. Tanıştınız burada, gördünüz mü birbirinizi, görerek mi evlendiniz? Göremez, görerek evlendik, görerek. Severek mi evlendiniz? Ha, severek evlendik. Nasıl oldu peki düğünü? Düğün müğün olmadı. Nasıl, düğün yapmadılar mı? Kaçtık. Ben de kaçtım Ayşe teyze. Bu Selcenliler acar herhalde. Selcenli çok iyidir. Selcenli çok iyi bir namaz kâğıdıdır. Ama yine töre mi, yemekleri, ekmekleri çok kıymetlidir. Kısmır mı diyelim? He. Birbirine kadar ekli olmazlar. Biz daha mı ekliyiz diyor. Elbette. Elbette. Nasıl kaçtınız? 14 yaşındasın ya değil mi Ayşe teyze? Çocukluk. Adam denksizdi, denksiz. Denksizdi adam. Adam denksizdi. Pekala, kaç tane evladın oldu? 5, 2 sayrattı. 3 dünyada benim de Allah'ım emanet. 2 oğlan, 1 kız başına Allah'a emanet. Evlendikten sonra ne yaptınız peki amcayla? Hala çobancılığa, hayvancılığa mı devam ettiniz? Hayvancılığa devam ettik, hayvancılığa. Neler yapılırdı Dağ Marmara'da başka iş olarak? Ne yapacak? İşte onun ağartısına, güvertisine dediğin gibi mal gütmüyle, alıp satmıyla vakit geçti. Pekala, şimdi sen eski devride görmüş, mesela şu devride gören bir insansın Ayşe teyze. Mesela önceden su yokmuş, yani neler, nasıl 5 çocuk, yani nasıl vaktinizi geçirdiniz? Çamaşır yıkamak, çok zor şartlar. Emme anacığım, hayvanla çiğle, bir tane çekirdi çeşmelerden su da öyle der olduk. Ne zor şartlarda değil mi? Çadırda. 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 Çadırı şey için mi? Çobancılık yaptığınızda çadırda mı kalıyordunuz? Çadırda kalıyorduk tabii. Çadırda kalıyorduk. Çadırın önünü geçip uğradık, gece bekledik. Daha öyle. Sonra yazında köye gelirdiniz. Öyle mi yapardınız? Gelmedik biz. Şimdi sayvant yapılıyordu. Bizim dağda vakitimiz geçti. Dağda vakitimiz geçti. Şükür o günlere de şükür, bunlara da şükür. Şükür. Pekala, amcanın ismi neydi? Veli. Veli. Veli amcayla nasıl, geçiminiz nasıldı? Alasulu. Alasulu koydum. Şöyle böyle mi? Ha. Attan ben 5 yaşına kadar emzirdim. Attan koparanı. Çobandık.
Oğlakları güzel geldi, ana benim hemşerim derdi bana. Hatta o günler öyle geçti yavrucuğum. Bugünlerin hindiki günü ne var? Her şey bol. Her şey bol. Yokluk değil mi Ayşe teyze? Ha, o zamanlar çokluk yoktu, çokluk çoktu. Ne vardı? Şimdi her kazandığın her yerden geliyor. Çalıştın kere. Ama Allah'a şükür mesela çok sağlıklısın maşallah. Şükürler olsun. Aklımda zerre kadar noksanlık yok. Ne zaman dünyaya geldiğimde, evlendiğimden itibaren aklımda o yaptığım işte aklımda. Şükürler olsun ona. Çok şükür sana maşallah. Akıl sapanlarını vermesin Allah kimseye. O ama da işte bu çalışmanın vermiş olduğu bir şey değil mi Ayşe teyze? Bizler şimdi artık teknolojiyle araba var, ya motora biniyorsun ama o zaman her iş ya ayaklarınla. Ayak, sırtına bir çocuk oldu. Çocuğun üstüne bir kolanla sarmadım da daha geçeyim mendereden sulandırdım da çadıra döndürdüm. O günler geçti. Ya öyle yaşadık kızım. Şimdi ne var şükürler olsun. Evlatların geliyorlar mı yanına? Burada mı kalıyorsun her zaman? Bu bak 2 ay 3 ay bakıyor. Atların yanında duruyorsun. Orada Orhan onun yanında duruyorsun. Allah böyle böyle geçiyor işte günleri. Ne güzel, hayırlı evlatlar. Amin. Vermiş amin. Allah sana. Cumhurumuzu hayırlı versin Allah. Hayırlı versin. Burada kalıyorsun değil mi şimdi? Burada kalıyorum. Burada nasıl geçiyor şimdi? Neler yapıyorsun? Bu bir şey işleyemiyorsun kızım. İşleyemiyorsun, aşamada yatıyorsun. Allah razı olsun, gelin olsun, bu olsun, damatım olsun. Hazırlayıp yediriyorlar. Bu zamana kadar çalıştım, yeter Döngar değil mi? Çalışabilsem çalışacağım daha. Gücüm yetmiyor, ayağım yormuyor. Çalışabilsem daha bunlara çapıya gidiyorlar. Ama gücüm yetmiyor. Hacı'ya gittin mi? Hacı'ya bile gittiniz mi? Gitmedim, anam gitmedim. Belam Can ne zaman vefat etti? 25 sene oluyor galiba babaya dedeli. Rahatsız mıydı? Hı? Rahatsız mıydı? Hani o kadar yaşlı değil de derdi oldu gitti. Yattığı yerlerden olsun. Ne dedin? Hani sen dedin ya nasıl geçiniyordunuz alasulu desek de anlıyor musun onu şimdi? Ben de alasulu dedim. Şimdi açığını söyleyeceksiniz Allah var üstümüzde. Tatlı bir geçim yapamadık, dışlıydı. Dışta. Benimle beraber bir işe daha yere girmedi. Çoluğun çocuğun istikbalını düşünmezdi. O günü geçirdim ben. Dıştaydı derken? Nerede tutarsan tut. Yavrum. Ama bak o zaman sabır varmış değil mi? Sen mesela sabretmişsin. Sen yani sabretmişsin mesela, ona katlanmışsın. Ama şimdi mesela bu yeni nesilde bu yok Ayşe teyze. Öyle bir yan bakmasın bir genç bakalım bir. Nereye gittin? Ne iş yaptın? Ya o da sandırıyor. Durun bakalım bir sabır edin bir. Değil mi? Doğru değil mi dedi. Yok. Sabır ettin her şeye. Kız çekişiyor beni. Niye sabır ettin onu sen? Niye geçindin onunla diye. Ama çoluğum çocuğum vardı. Çinledim dünyayı, ne sevdiğini bilmiyorum. Yavrum. O zaman onu... Ama şimdi de sence kötü değil mi? Sabretmiyorlar mesela. Uzun, kötü değil mi anam? Sizinkiler gibi uzun dedim. Evlilikler yok mesela. Şimdi bir çoluk çocuk oluyor, çoluk çocuk arada kalıyor. Çocuğum vardı benim. Onu televizyona çıkıyor, aramaya çıkıyor. Ya muhanadır sen. Kötü yiğit de, başa da o çocuk arada kalmasın. Doğru değil mi? İşte böyle. Şimdi erkeklerde söz hakkı yok. Hep kadınlarda. İyi mi peki sence? İyi değil. İyi değil. Herkes işini bilmeli, işini yapmalı değil mi Ayş teyze? Erkekten bir iki söz çıktıysa kadından biri çıkmaz. Çünkü orta direk, her yeri erkek görüyor. Parayı kazanıp gidiyor, çoluğunu çocuğunu harcamaya gidiyor. Kadın buraya gitse pazara buraya gidemez. Ağırlıysa, ağırsızsa her yere gider. Dediğim doğru değil mi? Doğru Ayşe teyze. Ne güzel zamanını Dağ Marmara'da geçiriyorsun burada. Çok güzel bir yer. Havasından ve suyundan değil mi? Dağ Marmara çok güzel bir yer bence.
Güzel gelen hep güzel diyorlar ama işte beğenmiyorlar. Yaşayana mı sor diyor. Beğenmiyorlar. Şehir var şimdi galiba. Çok az değil mi artık nüfus? Şehirde yaşamak zor. Köylük yerlerde yaşamak çok iyi de. İşte illa şehir havas ediyorlar şimdikine kadar. Toprağı havas etmiyorlar. Peki Ayşe teyze, yani Adnan Koparan gibi bir evlat yetiştirmişsin sana. Şükürler olsun. Sen mutlaka bir türkü biliyorsundur bence. Şükürler olsun. Hamdolsun. Bize bir türkü söyler misin? Yapamam onu. Söyleyemez misin? Ha. Vardır ya mutlaka bir türkü biliyorsundur. Küçücük de. Bilemiyorum annem ben türkü bilmem. Eski manilerden bile bir bildiğin yok mu? Ha, bildiğim yok. Onun ben filmi vardır onu çok çektik. Onun ikimiz filme çok girdim ben. Hiç bilmiyor mu türkü biliyorsundur ya? Bilmeyen annem bilmiyor. Bilmeyen gülüm. Bilsem çekiverdim bilmeyen. Ağzına sağlık. Allah sana sağlık sıhhat versin Ayş teyze. Atlan çok çeksin gari. Tamam. Benim yerime Adnan çeksin. Çeksin gari. Tamam Ayş teyze. Sağ olun. Allah ağzına razı olsun. Ağzına sağlık. Allah razı olsun senden. Senden de Allah razı olsun. Ayş teyze kaç yaşındasın? 86. 86 yaşın. Maşallah sana. Şükürler olsun. Doğma büyüme daha Marmaralısın değil mi Ayş teyze? Babalar Selcengi'den. Babalar Selcengi'den. Babalar Selcengi'den. Ben kendim daha Marmara'da oturdum. Selcengi mi gelin gittin? Hayır. Kocası. Oradan eve, köye geldi. Daha Marmara'ya mı geldi? Hı. İç güveyliğine. Yörüklermiş de. Yörüklermiş. Çocukluğun burada geçti ama değil mi Ayş teyze? Neler yaptın çocukluğunda burada? Annem babam vardı. Tabii onlar da ilaçverliydi. Hayvancılık mı yaptılar Ayş teyze? Geçi mi? Geçi, koyun? Geçi, koyun. Sen de gitmişsindir değil mi Ayş teyze? Dağda vakitim geçti, dağda. Dağda geçti hep vakit. Dağda vakitim geçti. Okula gittin mi hiç Ayş teyze? Buralarda yoğurduk o zaman. Okula gitsem ben de Ankara'ya vali olurdum. Allah'ın izniyle. Gönderselerdi neler olurdum diye. Okul yoğurduk o zaman bizim günümüzde buralarda. Kaç yaşında evlendin Ayş teyze? 14. Oo. Çok küçük yaşta değil mi Ayş teyze? Gitti ömür, bitti. Şükür. Bugüne kadar yaşadığıma şükürler olsun. Hamd olsun Allah'ıma. Hamd olsun, haber olsun Allah'ım. Bir vesileyle mi evlendiniz? Ha? Eşinle bir vesileyle mi evlendiniz yoksa hani Selcenliliymiş amca? Ha, Selcenlili de onlar anası babası burada çobanla gelmişler. Burada yerleşmişler, burada kalmışlar. Öyle evlendik. Tanıştınız burada, gördünüz mü birbirinizi, görerek mi evlendiniz? Göremez, görerek evlendik, görerek. Severek mi evlendiniz? Ha, severek evlendik. Nasıl oldu peki düğünü? Düğün müğün olmadı. Nasıl, düğün yapmadılar mı? Kaçtık. Ben de kaçtım Ayş teyze. Bu Selcenliler acar herhalde. Selcengi çok iyidir. Selcengi çok iyi bir namaz kağıdıdır. Ama yine töremi, yemekleri, etmekleri çok kıymetlidir. Kısmır mı diyelim? He. Birbirine kadar ekli olmazlar. Biz daha mı ekliyiz diyor. Elbette. Elbette. Nasıl kaçtınız? 14 yaşındasın ya değil mi Ayş teyze? Çocukluk. Adam denksizdi, denksiz. Denksizdi adam. Adam denksizdi. Pekala, kaç tane evladın oldu? 5, 2 sahrattı. 3 dünyada benim de Allah'ım emanet. 2 oğlan, 1 kız var şimdi Allah'a emanet. Evlendikten sonra ne yaptınız peki amcayla? Hala çobancılığa, hayvancılığa mı devam ettiniz? Hayvancılığa devam ettik, hayvancılığa. Neler yapılırdı daha Marmara'da başka iş olarak? Ne yapacak? Yani? İşte onun ağartısına, güvertisine dediğin gibi mal gütmüyle, alıp satmıyla vakit geçti.
Pekala, şimdi sen eski devride görmüş, mesela şu devride gören bir insansın Ayş teyze. Mesela önceden su yokmuş, yani neler, nasıl 5 çocuk, yani nasıl vaktinizi geçirdiniz? Çamaşır yıkamak, çok zor şey. Emi anacığım, hayvanla, çiğle, bir tane çekirdi çeşmelerden su da öyle der olduk. Ne zor şartlarda değil mi? Çadırda. Çadırda. Çadırı şey için mi? Çobancılık yaptığınızda çadırda mı kalıyordunuz? Çadırda kalıyorduk tabii. Çadırda kalıyorduk. Çadırın önünü geçiyor, uğradık, gece bekledik. Daha böyle. Sonra yazında köye gelirdiniz. Öyle mi yapardınız? Gelmedik biz. Şimdi Sayvan Tepeli'de bizim dağda vakitimiz geçti. Şükür o günlere de şükür, bunlara da şükür. Şükür. Pekala, amcanın ismi neydi? Veli. Veli. Veli amcayla nasıl, geçiminiz nasıldı? Alasulu. Alasulu koydum. Şöyle böyle mi? Ha. Attan ben 5 yaşına kadar emzirdim. Attan koparanı. Çobandık. Oğlakları güdeye geldi, ara benim emşerim derdi bana. Attan. O günler öyle geçti yavrucuğum. Bu günlerin hindiki günü ne var? Her şey bol. Her şey bol. Yokluk değil mi Ayşe teyze? Her zamanlar çokluk yoktu, çokluk çoktu. Ne vardı? Şimdi her kazandın her yerden geliyor. Çalıştın kere. Ama Allah'a şükür mesela çok sağlıklısın maşallah. Şükürler olsun. Aklımda zerre kadar noksanlık yok. Ne zaman dünyaya geldiğimde, evlendiğimden itibaren aklımda o yaptığım işte aklımda. Şükürler olsun ona. Çok şükür sana maşallah. Akıl sapanlarını vermesin Allah kimseye. O ama da işte bu çalışmanın vermiş olduğu bir şey değil mi Ayş teyze? Bizler şimdi artık teknolojiyle araba var, ya motora biniyorsun ama o zaman her iş ya ayaklarınla. Sırtına bir çocuk oldu. Çocuğun üstüne bir kolanla sarmadım da daha geçeyim mendereden sulandırdım da çadıra döndürdüm. O günler geçti. Ya öyle yaşadık kızım. Şimdi ne var şükürler olsun. Evlatların geliyorlar mı yanına? Burada mı kalıyorsun her zaman? Bu bak 2-3 ay bakıyor. Atların yanında duruyorsun. Orada oturan onun yanında duruyorsun. Allah böyle böyle geçiyor işte günleri. Ne güzel, hayırlı evlatlar. Amin. Vermiş amin. Allah cümlemiz hayırlı versin Allah. Hayırlı versin. Burada kalıyorsun değil mi şimdi? Burada kalıyorum. Burada nasıl geçiyor şimdi? Neler yapıyorsun? Bu bir şey işleyemeyen kızım. İşleyemeyen aşamada yatıyor. Allah razı olsun. Gelin olsun, bu olsun, damatım olsun. Hazırlayıp yediriyorlar. Bu zamana kadar çalıştım yeter diyorsun değil mi? Çalışabilsem çalışacağım daha. Gücüm yetmiyor, ayağım yormuyor. Çalışabilsem daha bunlara çapıya gidiyorlar. Ama gücüm yetmiyor. Hacı'ya gittin mi? Hacı'ya bile gittiniz mi? Ha, gitmedim, anam gitmedim. Belam Can ne zaman vefat etti? 25 sene oluyor galiba babaya dedeli. Rahatsız mıydı? Hı? Rahatsız mıydı? Hani o kadar yaşlı değil de derdi oldu, gitti. Yattığı yerlerden olsun. Ne diyorsun? Hani sen dedin ya nasıl geçiniyordunuz? Alasulu desek de. Anlıyor musun onu şimdi? Ben de alasulu dedim. Şimdi açığını söyleyeceğiz. Allah var üstümüzde. Tatlı bir geçim yapamadık. Dıştıydı. Dışta. Benimle beraber bir işe daha yere girmedi. Çoluğun çocuğun istikbalını düşünmezdi. O günü geçirdim ben. Dıştaydı derken? Nerede tutarsan tut. Nerede tutarsan tut. Yavrum. Nerede tutarsan tut. Ama bak o zaman sabır varmış değil mi? Sen mesela sabretmişsin. Sen yani sabretmişsin mesela. Ona katlanmışsın. Ama şimdi mesela bu yeni nesilde bu yok Ayşe teyze. Öyle bir yan bakmasın bir genç bakalım bir. Nereye gittin? Ne iş yaptın? Ya o da sandır ya durun bakalım bir sabır edin bir. Değil mi doğru değil mi dedim. Yok. Sabır ettin her şeye. Kız çekişiyor beni niye sabır ettin onu sen niye geçindin onunla diye.
Ama çoluğum çocuğum vardı. Çinledim dünyayı, ne sevdiğini bilmiyorum. Yavrum. O zaman onu... Ama şimdi de sence kötü değil mi? Sabretmiyorlar mesela. Uzun, kötü değil mi anam? Sizinkiler gibi uzun dedim. Evlilikler yok mesela. Şimdi bir çoluk çocuk oluyor. Çoluk çocuk arada kalıyor. Çocuğum vardı benim. Onu televizyona çıkıyor, aramaya çıkıyor. Ya muhanadır sen. Kötü yiğit de başa da oturduğu arada kalmasın. Doğru değil mi? İşte böyle. Şimdi erkeklerde söz hakkı yok. Hep kadınlarda. İyi mi peki sence? İyi değil. İyi değil. Herkes işini bilmeli, işini yapmalı değil mi Aş teyze? Erkekten bir iki söz çıktıysa kadından biri çıkmaz. Çünkü orta direk, her yeri erkek görüyor. Parayı kazanıp gidiyor, çoluğunu çocuğunu harcamaya gidiyor. Kadın bir gitse pazara bir gidemez. Ağırlıysa, ağırsızsa her yere gider. Dediğim doğru değil mi? Doğru Ayşe teyze. Ne güzel zamanını Dağ Marmara'da geçiriyorsun burada. Çok güzel bir yer. Havasından ve suyundan değil mi? Dağ Marmara çok güzel bir yer bence. Güzel gelen hep güzel diyorlar ama işte beğenmiyorlar. Yaşayana mı sor diyor. Beğenmiyorlar. Şehir var şimdi gari ya. Çok az değil mi artık nüfus? Şehirde yaşamak zor. Köylük yerlerde yaşamak çok iyi de. İşte illa şehir havas ediyorlar şimdikine gari. Toprağı havas etmiyorlar. Peki Ayşe teyze, yani Adnan Koparan gibi bir evlat yetiştirmişsin sana. Şükürler olsun. Sen mutlaka bir türkü biliyorsundur bence. Şükürler olsun. Hamdolsun. Bize bir türkü söyler misin? Yapamam onu. Söyleyemez misin? Ha. Vardır ya mutlaka bir türkü biliyorsundur. Küçücük de. Bilemiyorum anam ben türkü bilmem. Eski hiç. Manilerden bile bir bildiğin yok mu? Ha, bildiğim yok. Onun ben filmi vardır onu çok çektik. Onun ikimiz filme çok girdim ben. Hiç bilmiyor mu türkü? Biliyorsundur ya. Bilmeyen anam bilmeyen. Bilmeyen gülüm. Bilsem çekiverdim bilmeyen. Ağzına sağlık. Allah sana sağlık sıhhat versin Aş teyze. Atlan çok çeksin gari. Tamam. Benim yerime Adnan çeksin. Çeksin gari. Tamam Aş teyze. Sağ olun. Allah razı olsun. Ağzına sağlık. Allah razı olsun senden. Senden de Allah razı olsun.